Bugün gebeliğin ilk 3 ayında olan bulgulardan neler normal, neler anormal, nelerden korkmalıyız ondan bahsedeceğim. Gebelik olur olmaz ilk olan bulgulardan bir tanesi karın ve kasık ağrısı, diğer önemli bulgu da halsizlik ve uykudur. Halsizliğimizin sebebi kansızlık değildir, halsizliğimizin sebebi progesteron hormonudur. Gebelikle beraber rahim büyümeye başlar, bir dolu hormon vücudunuza salgılanmaya başlar ve bunlar bütün organlarınızı hem mekanik olarak hem de hormonların etkisiyle değiştirir. Damarlarınız genişler, tansiyonunuz düşer ki bu çok iyi bir şeydir bebek için ama size halsizlik, baş dönmesi, göz kararması yapar. Özellikle sıcak havalarda, yaz mevsiminde gebe kalan kadınlarda sıcağın etkisi üzerine bilince bu halsizlik, baş dönmesi, bayılmalara kadar gidebilir, korkmayınız. Karın ve kasık ağrısı rahmin büyümesine bağlıdır. Rahim büyürken rahim çok kuvvetli kastan oluşan bir organdır. O kasların gerilmesine bağlı ağrı olur. İkincisi, büyürken diğer organları sağa sola itiştirdiği için de değişikliklere bağlı bazı problemler olabilir. Fakat genellikle normaldir. Karın kasık ağrısının dışında özellikle ani hareketlerde, uzanmalarda, çok uzay uzandığınızda bıçak saplanır tarzda ani ağrılar olabilir. Bunlar da normaldir. O yüzden biz gebelere ilk 3 ayda ani hareket yapmayınız. Çok yukarıya uzanma, sünme hareketi yapmamanızı tavsiye ediyoruz. En büyük yan etki gastrointestinal sistemde, yani mide ve bağırsak sistemindedir. Midede hazımsızlık hissi, kaynama, yiyeceklerin geç olarak hazmedilmesi, o yüzden taş oturuyormuş gibi bir his, yediklerinizin ağzınıza gelmesi ve bulantı olur. Aynı zamanda bağırsak hareketleri de yavaşladığı için karında bir şişkinlik ve kabızlık çok sık görülür. Daha önceden kabızlı olanlarda bu kabızlık iyice arttığı için oldukça yorucu hale gelebilir. Böyle durumlarda yardımcı olabileceğimiz desteklerimiz ve ilaçlarımız var. En önemli bulgulardan bir tanesi de gebeliğin ilk 3 ay içerisinde hafif lekelenme tarzında veya daha fazla şekilde kanama olabilir. Şimdi kanama önemli bir bulgudur. Kanama olduğu zaman az veya çok fark etmez. Doktorunuzla mutlaka görülmelisiniz, görüşmelisiniz ve kontrol olmalısınız. Ama ve lakin her kanama bir problem var demek değildir. Çünkü bebek rahme yerleştiğinde, plasenta eş oluşurken, bebekle anne arasında kan bağı oluşurken bazen böyle küçük kanamalar olabilir. Bu kanamalarda dışarıya çıkabilir, ufak lekelenmelere sebebiyet verebilir. Aslında bir problem oluyor anlamına gelmemektedir. Fakat yani kan bağı oluşuyordur anneyle, bebek yani rahme yerleşiyordur aslında ama biz yine de acaba bir problem var mı diye kontrol etmek isteriz, hastayı görmek isteriz.